Konural kentinin zengin kültürel mirasını yaşatmak için kurulan Düzce Konuralp Müzesi 2003 yılında açılmıştır. Müzede 848 arkeolojik, 491 etnografik ve 3898 sikke bulunmaktadır. Arkeoloji salonunda antik kentine ait eserler kronolojik olarak sergilenmektedir. Etnografya salonunda ise Osmanlı Türk kültürüne ait eserler sergilenir. El işlemeleri, yöresel kıyafetler, süs eşyaları, mutfak kapları, kılıçlar sergilenir. Yine bu salonda mankenlerle canlandırılmış geleneksel ev dekorasyonu ve gelin odası mevcuttur. Bölümde etnografya bölümü daha çok yakın döneme ait eşyaların bulunduğu yerdir. Karşımızda kantarlar var, eskiden kullanılan kantarlar var. Mutfak araç gereçleri bulunuyor, tabaklar, çanaklar, bakraçlar var yerde. Böyle gidelim yavaşça. Yine mutfakta, banyoda kullandığımız iplikleri görüyorsunuz alt kısımda. Bir de kahve kültürüne ait birçok fincan, kahve pişirme adını unuttum ama cezveler bulunuyor. Ait aydınlatma araçları dediğimiz kandiller ya da şamdanlar diğer bir adı. Görüyorsunuz gaz lambası var orada, yine büyük ihtimal dedelerimizin evlerinde de bulunan, şu anda kullanılmayan. Yine yakın zamana ait kılıçlar, silahlar, tesbihler bulunmaktadır. Yine kadınlara ait eşyalar bulunuyor. Yöresel kıyafetlerimiz var. Kadınların kullandıkları süs eşyaları olsun, çantaları olsun bu bölümde bulunmaktadır. Yerde hamam takunyaları var. Günümüzde hala kullanılan. Yine kadınlara ait uçkurlar, peşkiller bulunmaktadır bu bölümde. Bu da bir görüntü eski döneme simgeleyen. Korusyaz Edip Mantık kentine ait en önemli eserimiz Tike heykeli. Şans bereket getirildiği inanılıyor. Orijinali İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bize replikasını yapıp vermişler. Her antik kentte bir tane bulunuyor. Yukarıda kafasında bulunan taç kenti koruduğuna inanıldığı için sur şeklinde yapılmıştır. Ayrıca bereket getiriyor söylemiştim. O yüzden sol kolunda bereket boynuzu dediğimiz meyvelerin bulunduğu bir sepet var. Bu Proses Etibumantik kentinin bir villasının mutfak mozaiği. Orpheus mozaiği diyoruz. Orpheus bir mitolojik karakter. Çok güzel saz çaldığı söylenir. O kadar güzel çalıyor ki etrafındaki vahşi hayvanlar sakinleşiyor. Örneğin ayağının dibinde bir aslan görebiliyorsunuz ya da omuzunda bir kartal görebiliyorsunuz. Sonra etrafında dört mevsimi simgeleyen karakterler var. Bir tanesi sahip olduğu için hiç gözükmüyor. Üç tarafındaki karakterler ortada. Bulunuyor. Yunan simgelerinin özelliği ön tarafta Tanrı'nın resmi oluyor genelde. Arka tarafta yine kentin önemli bir anını sergileyen, bir savaşı ya da bir zaferi betimleyen bir betim oluyor daha doğrusu. Roma sikkeleri milattan önce 0'dan başlayıp milattan sonra 4. yüzyıla geliyor. Ön tarafında genelde imparatorun resmi oluyor. Arka tarafta yine kentin önemli bir anını simgeleyen betimler oluyor. Bir savaş anı falan. Osmanlı sikkeleri üstünde Arapça yani Osmanlıca yazılar bulunuyor. Ön tarafında da genelde Osmanlı arması bulunuyor. Osmanlı sikkelerinde şöyle bir özellik var. Devletin en güçlü olduğu dönemlerde altı sikkeler basılıyor. Devlet güçsüzleştikçe sikkeler gümüşe dönüyor ve gümüşler de yavaş yavaş küçülüyor. İşte Abdülmecid sikkeleri görüyorsunuz. Devlet çöktükçe sikkeler de küçülüyor. Yine Bizans sikkelerinin ön tarafında Hazreti İsa'nın portresi bulunuyor. Arka tarafta da yine Hazreti İsa'yı öven sözler bulunuyor.
Müzenin bahçesinde antik kentte ortaya çıkan bir takım eserler sergilenir. Bunlardan en önemlisi 1937 yılında bulunmuş lahittir. Eser zengin süslemesi ve üzerindeki yazısız tabula ansatası ile dikkat çeker. Yine aynı şekilde adak yazıtları, mezar stelleri, taş sandıklar bulunur. Kent M.Ö. 5. yüzyılda şu anki Ereğli, Heraklea bölgesinin kolonize çalışması sonucu oluşan bir kent. Buraya 12 tane aile, yani sülale yolluyorlar ve bu 12 sülalenin burada oluşumuyla kurduğu bir kent. Biz şu an bu kentin tiyatro bölümünde kazı çalışması yapıyoruz. Bu tiyatro M.Ö. yüzyılında yapımı başlanan ve M.S. 2. yüzyıla kadar devam eden bir şekilde inşa süreci sürüyor. Bunu da şu şekilde söyleyebilirim. Yani burada tek seferde bir şantiye halinde 300 yıl sürmüş bir inşaat değil. İşte ikinci katı, üçüncü katı daha sonradan ekliyorlar. Sahne binası ahşapken onu daha sonra taşa çeviriyorlar gibi bir inşaat süreci var. Burada ikinci yüzyılda zaten çok büyük bir deprem oluyor. Bursa'ya satıp kentinin tamamı neredeyse yerle bir oluyor. Ve dönemin imparatoru Hadrianus kentin tekrar yapılanma emrini veriyor. Şu görmüş olduğumuz taşın en üstünde, sahne binasının hemen en üstünde taşında, oraya bir yazı yazdırmış bu antik tiyatroyu yaptıran kişi. İşte imparator rahibi olması gereğiyle sahne binasını yaptırdığından ve imparator Hadrianus'a hediye ettiğinden bahsediyor. Biz de bu sebeple biliyoruz ki sahne binası daha sonraki dönemde eklenmiş bir parça. Burada tiyatroda Anadolu'daki ender tiyatrolardan birisi. Fakat şöyle bir dezavantajımız var. Buradaki sol kısımdaki yeşil alan tamamıyla yenmiş durumda. Bu yenme de bölgedeki evlerin temellerinde daha çok kullanılmış. Yani tamamen sökülmüş ve farklı yapılarda kullanmak için taşınmış. Burada tiyatronun kapasitesi ise 9600 kişilik bir kapasiteye sahip. Yani bu açıdan baktığımız zaman zaten kendi başına çok büyük bir tiyatro. Ve aynı zamanda Batı Karadeniz'in ayakta kalan tek tiyatrosu. Yani bölgede başka tiyatrolar var fakat daha kötü durumdalar ama bu ayakta kalmış tek tiyatrosu. Şu an bulunduğumuz yer bu tiyatronun sahne binası. Sahne binasının içi işte koridorlar, kulis odaları, depolar gibi alanlara ayrılmış durumda. Hemen arka tarafında sahne binasında ön sahne dediğimiz oyunların oynandığı bölümler. Tabi buralar çok tahrip olmuş. Yani Bizans döneminde özellikle 395 yılından sonra tiyatro kullanımını yitirmiş ve artık Bizanslılar buraya gelmişler. Bunlar zaten tiyatroyu kendi dönemlerinde sökmeye başlamışlar. İçeriye kendi dükkanlarını, yaşam alanlarını, atölyelerini gibi oluşumlar oluşturup o şekilde kullanmışlar. Yani küçük bir çarşı alanı da diyebiliriz buraya Bizans dönemi için. Daha sonra Osmanlı zaten bu bölgeye gelerek kendi evlerini yapmaya başlamış ve bu erken cumhuriyet dönemine kadar da böyle devam etmiş. Onun dışında bu arkamda gördüğünüz ilk oturma sırası şu anda bizim protokol diyebileceğimiz oturma sırası. Burası üst taraflardan ayrılıyor, girişi itibariyle ayrılıyor. Üst tarafları daha sıradan halk ve köle sınıfı otururken alt kısmı tabii soylular, aristokratlar, bürokratlar oturuyor. Onun dışında tiyatronun esas girişleri doğu ve batıdan. 3 doğuda 3 batıda olmak üzere toplam 6 girişi var. Bu girişlerin hepsi de tonozlu yapı olarak kendi aralarında ayrılıyor. En üst kata çıkan tonozlu yapı giriş ayrı, orta kata çıkan ayrı, en alt kata gelen ayrı. Şu an çalışmalar orkestra kısmında neredeyse bitti diyebileceğimiz seviyede. Zemine ulaştık fakat farklı yapı kalıntıları var. Bundan çalışmalarını yapıyoruz. Sahne binasında yine aynı şekilde zemine ulaşmış durumdayız. Yani yavaş yavaş kazıyı etrafında genişleme şeklinde devam ettirmeyi düşünüyoruz.
Anlatılanlardan da anlaşılacağı gibi antik tiyatro M.Ö. 3. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Düzce'de Konuralp Mahallesi'nde yer alır. İlk olarak tarih sahnesinde Hippios adıyla çıkmıştır. Ardından kralın adına izafeten Prusias ismini almıştır. Bu görmüş olduklarınız antik tiyatro kazı çalışmaları sonucunda elde eden bulguların boş bir alanda toplanması sonucu oluşmuştur. Antik tiyatrodan 100-150 metre sonrasında bunlar muhafaza altına alınmıştır.